Merhaba arkadaşlar, Futkoş burada. Yepyeni bir UFC 24 videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere çok konuşulan 2K FIFA mevzusundan bahsetmek istiyorum. 2K firmasının FIFA ismini alması konuşuluyor. Çok sağlam haberler de var, çok değişik haberler de var. Hala dedikodu aşamasında, onu öncelikle söylemem lazım. Uzun yıllar NBA 2K My Team, yani FIFA'nın, yani EA'in, Ultimate Team'inin NBA basketbol versiyonunu oynamış birisi olarak sizlere bunlardan bahsedeceğim. Hatta şu anki 2K'daki NBA 2K My Team'in, yani Ultimate Team'inin durumundan bahsedeceğim. Avantajlar, dezavantajlar, nasıl bir firmayla karşı karşıyayız, bundan bahsedeceğim. Bunun gelmesi EA'yi nasıl etkiler, bizi nasıl etkiler, bunlardan bahsedeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu uzun zamandır olan bir dedikoduydu. 2K FIFA olayı. FIFA biliyorsunuz isim haklarını EA ile anlaşamadılar. EA'den çok büyük bir para istiyordu. EA de en sonunda FIFA markasından çıkıp kendi markasını EA FC, daha önce biliyorsunuz FIFA olarak çıkarttı. Şimdi burada unutulmaması gereken şey şu. Bırakacağı konuşulduğu andan itibaren etrafta iki tane firma var bu işi halledebilecek zaten. Birisi Konami, birisi de 2K. Neden? Konami zaten bir futbol oyunu yapıyor. E-spor, e-futbol şu anda eski PES'in yaptığı, Pro Evolution Soccer'ı yapan firma. Diğeri de 2K. Bu da NBA yapıyor, spor oyunları yapıyor ve Ultimate Team versiyonunu yapan firma. Bunun dışındaki hiçbir firmanın adı geçmedi. Neden geçmedi? Hem FIFA ismini alıp kendinin yanına koyabilecek kadar parası olacak, hem de bu kadar tecrübesi olacak bir firma yok etrafında. Bu yüzden çok normal bunların olması. Bunlar gerçek olmayabilir. Konami'nin olmayacağı belli olduktan sonra herkes 2K'nın üzerinde durmaya başladı. 2K firması her geçen gün sızıntılar, dedikodular, oluyor, olacak şeklinde geldi. Sonuç itibariyle bir oyunu yaratmak belli bir süre alıyor ve bu oyun yani eğer ki anlaştılarsa bile, kapalı kapalar ardında konuşmalar yapıldıysa bile, başlandıysa bile hemen olacak bir şey değildi zaten. Fakat geçen gün çok garip bir şey oldu. Bu Twitter kullanıcısının attığı bir tweetle başladı her şey. Benim favori oyunum FIFA 2002 Dünya Kupası dediğinde 2K'nın FIFA ile ilişkilendirmeye başladılar. Fakat şunu söylemem lazım. Bakın çok ilginç bir şeydeyiz. Bu aynı isimli adam dedi ki bugün uyandım ve olayların çok geliştiğini gördüm. Şunu söylemem lazım. 2K ile FIFA'nın arasında bir bağlantı var mı yok mu bilmiyorum. Ancak 2K'nın bu sene, 2K firmasının bu sene Avrupa Şampiyonası'ndan önce veya o sıralarda bir Lego futbol oyunu announce etmesini, duyurmasını bekliyorum dedi. Yani bir 2K bir futbol oyunu yapıyor. Fakat bu futbol oyunu Lego. Ha filan derken işler değişmeye başladı. Burada başkaları da bunun o adamdan kaynaklanan, ne derler ona, sızıntılar olduğunu, 2K'nın FIFA ile bağlantısı olduğunu söylemişti. Fakat başka bağlantılar da gelmeye başladı. Bir başka bağlantı, benim duyduğum diyor Mark Strow, FIFA ve 2K bir anlaşma yapmak üzereler. Bakın bir daha söyleyeyim. 2K ile FIFA, resmi FIFA lisansı bir oyun yapmak için anlaşmak üzereler diyor. Yani ortada %100 olmayan, bir bilinmezin olduğu ama ateş olmayan yerden duman çıkmayacağı bir durum gözüküyor. Burada daha da güzeli, daha da enteresanı, burada Daily Mail. Evet, Daily Mail 2K'nın FIFA ile birlikte bir futbolun üzerinde çalıştığını ve biliyorsunuz çok saygın bir, yani ne kadar saygın onu bilmiyorum. Ya çok bilinen bir gazete İngiltere'de. Daily Mail diyor ki Lego bu sene 2K Lego oyununu çıkartacak. Futbol oyununu bu sırada da FIFA ile anlaştığını bildirecek. Şu anda bir bilinmez var ortada ve 2K FIFA olacak mı olmayacak mı %100 bilmiyoruz. Ancak ateş olmayan yerden duman çıkmaz, bir kez daha söyleyeyim.
bu iş olacak gibi geliyor bana. Eğer olacaksa ne zaman çıkacak? Arkadaşlar 2K firması, 2K firması spor oyunları konusunda çok tecrübeli bir NBA, WWE ve PGA yapıyorlar. Yani hem basketbol, hem güreş, hem de golf oyunlarında, spor oyunları üzerinde gitmiş bir yol. Aynı zamanda burada Battlegrounds'u gördüğümüz gibi, Playgrounds'u gördüğümüz gibi çizgi film ne derler o şeklinde o oyuncuların grafikleri farklı şekilde de spor oyunları çıkartmış ve kazancını spor oyunlarından kazanmış bir firma. Yani spor oyunu nasıl yapılır? Animasyonlar nelerdir? Ellerinde top fiziği nasıldır? Stadyum nasıldır? İnsanlar, taraftar, zemin nasıl olur? Hepsini çok iyi biliyor. Yani böyle bir firma var karşımızda. O yüzden hani yapabilir mi? Yapabilir. Hızlı yapabilir mi? Hızlı yapabilir. Söylenen FIFA 2K 25. Ben bunun ihtimalini çok düşük görüyorum. Mucize görmüyorum ama. Yani 2025 yılında bir FIFA oyununun gelmesini ve bunun 2K'nın yapmasını, ya gelecek sene, olmasını mucize görmüyorum. Ama çok zor ihtimal olarak görüyorum. Küçük bir ihtimal olarak görüyorum. Fakat yapabilirler. Nasıl yapabilirler? Çünkü bu FIFA'nın anlaşma olayı bir yıllık bir olay. Bir yıl önceden başlamışlarsa, anlaşılmışsa, ellerindeki hazırlı şeylerle çok iyi olmayan, henüz beta aşamasında bir oyununa gelebilirler mi? Gelebilirler. Ama benim asıl bence beklenti şu olmalı. Biliyorsunuz FIFA elinde ne barındırıyor? FIFA elinde Dünya Kupası'nı barındırıyor. Her sene Dünya Kupası var. Kadınlar Dünya Kupası, U18, U20, U21, U16 her türlü bir Dünya Kupası var. Ama en önemlisi tabii ki normal FIFA Dünya Kupası erkekler. Ben Dünya Kupası gelmeden bir sene önce veya en geç Dünya Kupası'nın olduğu sene bir FIFA oyununun çıkacağına eminim. Ha, bu 2K'dan mı olur bilmiyorum ki, 2K'dan olacak gibi gözüküyor. Çok da güzel paralar kazanacaklarına da eminim. Şimdi burada şunu söylemem gerekiyor ilk başta. Bu ne demek? Bizim için neler yaratıyor? Onu söyleyelim. Birincisi, eğer resmi olarak duyurulursa, duyurulduğu anda EA Sports'un titremesi gerekir. Bir daha söylüyorum. Eğer ki bu duyurulursa, 2K çıkar bir basın toplantısı düzenler ve biz FIFA ile anlaştık, FIFA oyunu yapıyoruz derse, bakın 18 sene sonra bile yapıyor olsalar fark etmez, EA'in titremesi lazım. İki sebepten dolayı titremesi lazım. İlk sebebi açıklayayım. Birinci sebebi, FIFA 23 tarih boyunca bütün FIFA'lar arasında en büyük geliri elde eden oyun olmuş. Bakın en çok satan değil, en büyük geliri elde eden oyun olmuş. 7.4 milyar dolar ciro çekmişler. Bakın kar değil, ciro çekmişler. Ve bu ne derler onun adı, 7.4 milyar doların %70'ini, bakın çok enteresan, %75'ini oyun satışından elde etmemişler. Oyun satışından değil, FIFA Point'ten, skinlerden vesairelerden elde edilmiş. Yani EA firmasının bütün genel gelirinin %25'i oyun satışından, %75'i FIFA Point, skin satmak, ıvır zıvır diğer oyunlarla birlikte buradan geliyor. Bu ne demek? Bu şu demek, Ultimate Team'den daha önemli hiçbir şey yok. Daha önce ben bunun araştırmasını yapmıştım. Bu genel kazancının çok büyük bir kısmını FIFA ve Madden'dan ve çok onların da çok büyük bir kısmını FIFA ve Madden Ultimate Team'den elde. Yani Amerikan futbolu ve gerçek futbolla ilgili Ultimate Team bunlar için olmazsa olmaz bir nokta. Yani düşünün, siz kazandığınız 7.5 milyar dolara ortak bir firma geliyor. Sonuçta oyuncu sayısını iki katına çıkartamıyorsunuz. Çok arttıramıyorsunuz. Belli oyuncular belli taraflara kayacaklar. Hele ki mutsuz oyuncu. O zaman 7.5 milyar dolardan sadece 1 milyar dolar bile kaybınız olmuş olsa sizin için büyük bir rakam olacaktır. Geriye bir adım olmuş olacak. Bundan dolayı korkmaları lazım. Bu birincisi. İkincisi ve en önemli, daha önemlisi şu. Arkadaşlar NBA Live adında aslında basketbolu daha önce basketbol oyunu yapmış bir firma EA Sports. EA Sports'un NBA Live'ı FIFA gibi vardı ve çok büyüktü. Ve NBA 2K geldi, sektöre girdi. 8 veya 10 sene içerisinde
oyunu yok etti. EA 2K ile savaşa girdi ve savaşı kaybetti. Yani karşısında daha önce aynı kulvarda çarpıştığı bir firma var ve net olarak franchise'ını kapatacak kadar kaybettiği bir nokta var. Baş edemediler. Şimdi aynı şeyi diğer tarafta düşünün. 2K firması da aynen şunu düşünüyor. Biz abi bunları her türlü yeriz. Bunlar bu işi bilmiyorlar. Basketbolu bilmiyorlardı. Futbolda da yaptıkları eksiklerin farkındayız. Yani geldiği zaman bu bir kere bizim için avantaj olacak. Neden? Rekabetten dolayı şu oluşacak. Artık EA monopolistik bir dünya yaşıyoruz. Yani EA'nin olduğu tekel durumda. Tek tabanca futbol oyunu oynayacaksan FIFA oynayacaksın. FIFA ismi değişti. EAFC oynayacaksın. Ultimate Team oynayacaksan bunu oynayacaksın. Bitti. Artık başka rekabetler de var. Çünkü e-futbol kendi ayağına sıkarak, PES kendi ayağına sıkarak daha iyiye değil daha kötüye giderek. Biliyorsunuz PES'i bilmeyen de Pro Evolution'da Konami kendisi geriye doğru gitmeye karar verdi. Oyunu bedava yaptılar bir işe yaramadı. Sonuçta bir rekabet oluşacak ve sadece duyurulması bile inanın pamuk şeker gibi bir firma olacaklar. Bakın bu tanıdığınız, gördüğünüz, yaşadığınız her şeyi unutun. Eğer ki resmi ise bakın bunu iyi biliyordur. Yani hani bu şeydeki insanların çoğu da biliyordur. FIFA'nın böyle bir anlaşmaya yakın olup olmadığını, yapacağını. Eğer ki haberleri oluyorsa, gerçekten daha sağlam bir anlaşma zemini oluştuysa veya bu durulursa, durulacak gibi olursa iyi. Müşteri memnuniyetini çok düşünmeyen, daha çok şirket olarak ki normal şirketler karlılık üzerine kurulur ve çok iyi bir şirket. Electronic Arts. Bu firma pamuk şeker gibi olacak. Göreceksiniz insanlar sizi ne kadar sevdiğini anlatan bedava harika şeylerle karşılaşacak. Veya içeriğin kat be kat arttığını göreceksin. Fakat şu anda en fazla gelir elde ettiği FIFA 23'ün benzer bir oyununu aynı sistemle devam ettirmesi normal. Gelecek senede eğer 2K yoksa bu arada çok büyük olacak. Yoksa bu oyunun kötü gördüğünüz her yanı duracak. Çünkü adam inanılmaz kar ediyor. Peki 2K firması nedir? Bizi gelip kurtaracak olan bu melek kalpli insanlar kimlerdir? Arkadaşlar 2K firması EA neyse 2K aynısı. Yani bizim karşımızda bir melek, bizi bir düşünen, bizi kurtarmaya gelecek, bizi işte kötü iyinin elinden çekip kurtaracak kahraman bir firma yok. Kötü değil ikisi de, iyi değil ikisi de, ikisi de kar etmek istiyor. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? E-sports çok paracı. 2K da çok paracı. E-sports oyuncularına çok değer vermiyor. 2K da o kadar değer vermiyor. Ne derler onun adına işte iyi ile ilgili düşündüğünüz ne kadar kötü şey varsa 2K'da da var. Fakat sıkıntı burada değil. Sıkıntı ya problem ya bizi mutlu edecek şey bu değil. Ne olacak o zaman kardeşim? Ya, rekabet olacak. O zaman benim bir seçim yapmam gerekecek. Şu anda iki tane futbol oyununu almayacağımdır. Hani ben alacağım da. Yani almayacaktır normal bir oyuncu. O zaman birini tercih etmesi lazım. Neyden dolayı tercih edecek? Bir güzellik, ya bir daha iyi bir oyun olması. Yani şu ayrı bir şey. Yine para kazanmaya çalışsın, daha iyi bir oyun bize sunsunlar. Buna bile razıyız. Yani 2K firması gene aynı sistemle gelişiyor. Aynı şekilde FIFA Point üzerine kurulu. O da VC, Virtual Currency dedikleri bir şeyle. Hemen size birazcık da NBA 2K'dan bahsedelim. NBA 2K My Team işte böyle bir şey. Burada NBA 2K FIFA'dan çok şey aldı arkadaşlar. Çok fazla ne derler onun adına entegrasyonları var birbirine. Aynı zamanda da şöyle bir durum var. Bakın NBA FIFA'da olan sezon ilerlemesi aynı şekilde var. XP kazanarak devam etti. Draft modunu getirdi. Yaramadı. FIFA'da gördükleri birçok özelliği buraya koydular. Benim şahsi fikrim uzun yıllar oynamış birisi olarak ikisi. Şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar eğer ki NBA 2K My Team'le FIFA Ultimate Team, EAFC Ultimate Team eğer birleşecek olsaydı dünyanın gelmiş gitmiş en keyifli, en zevkli, en problemsiz oyununa sahip. Niçin? NBA 2K
yaptığı şey şu. NBA 2K tamamen oyunu oynatmak üzerine kurulu. Senin sabahtan akşama günde 25 saat yılda 500 gün oyunu oynamanı, devamlı oynamanı, durmadan oynamanı, her modunu oynamanı, her farklı şeyini oynamanı, ne derler onu, offline modunu, online modunu, her şeyini oynamanı istiyor. EAFC oyunu oynamanı o kadar istemiyor. Verilerde zaman geçirmeni istiyor, daha fazla SBC yapmanı istiyor, daha fazla FIFA Point açmanı istiyor. Bunu FIFA Point açtıktan sonra oyuna girmeni istiyor. NBA 2K oyunu oynadıktan sonra FIFA Point açmanı istiyor. Oyunu oynayıp yetersizliğini, kadronun geride kaldığını görmeni istiyor. Şu anda NBA 2K, My Team haftada 2 promo takımı getiriyor. Doğru duydunuz, 2 promo takımı getiriyor. EFC 1 tane getiriyor. NBA 2K ile şey arasındaki en büyük farklar özellikle şurada. NBA 2 tane mod var. Single ve multiplayer'lar var ve hemen hemen aynı modlar var. Her birinde eğer bakacak olursanız çok uzun oyun grind istiyor. Fakat karşılığında hep oyuncu veriyor. Ve verdiği oyuncular iyi oyuncular. Eğer ki yeterince grind yaparsanız oyun. Yani zamanınızı verirseniz oyuna hızlı bir şekilde güç eğrisindeki oyunculara ulaşabiliyorsun. FIFA'da, EFC'de bu durum geçerli değil. Burada birçok şekilde küçük paket almanızın milyonlarca yolu var. Her bir dakika, her bir gün yüzlerce ufak küçük paket elde edebiliyorsunuz. Oynadıkça FIFA öyle değil. FIFA'da, EFC'de 10 tane, 5 tane daha az sayıda pakete ulaşıyorsunuz. İkisinin de aynı şekilde Weekend Ligi var, Rivals muadili var, Squad Battles muadili var. Hemen hemen aynı işleri yapıyor ama dediğim gibi NBA 2K bunu yapıyor. Fakat NBA 2K ne yaptı? Bunu söyleyelim, en büyük olay. Arkadaşlar, oyuncu marketi NBA'de, NBA 2K'da çok kötü. Uzun zamanlar şöyleydi. Hiçbir oyuncuyu 4 saatin altında listeleyemiyordunuz. Yani bir oyuncuyu listeleyeceğiz 1 saatliğine, yok öyle bir şey. 4 saat listeliyoruz. Her oyuncunun maksimum listelenebildiği fiyat 100 bin coin oluyordu. 100 bin MT oluyor tabii burada. Oluyordu. Fakat bunu bu olması önemli değil. Oyuncular 1 milyona, 2 milyona, 3 milyona satılabiliyordu. Ne yapıyorlardı? Başlangıç 100 bin hemen al fiyatını yapmıyorlardı. Ve bu sene oyuncu marketini oyundan kaldırdılar. Eğer ki oyuncu marketine girecek olursanız oyuncuları parayla satın alabiliyorsunuz. Bakın 100 bin VC'ye Zach Lavin kartını alabiliyorsunuz veya 210 bin MT, yani FIFA Point veya Coin muadili şey. Bunu da kendisi satıyor. Hiç kimseye sattırmıyor. Coin de satıyor arkadaşlar. Yani oyun pay to win'e inanılmaz ilerlemiş durumda. Yani bizi kurtaracak olan firma diye düşündüğümüz şeyin de pay to win olduğunu unutmamak lazım. Fakat arkadaşlar NBA 2K'da tek tabanca. Bugün NBA ile ilgili bir şey yapmak istiyorsanız, bir basketbol oyunu oynamak istiyorsanız yapacağınız, gideceğiniz hiçbir yer yok. Nasıl ki futbol oynadığınızda gideceğiniz hiçbir yer yoksa. Rekabetin olmadığı yer işte buraya götürüyor. Burada rekabet varken bunlar da yumuşacık. NBA 2K ile ilgili benim bildiğim bazı şeyler var. Onlardan bahsedeyim negatif olarak. Yayıncılarına karşı inanılmaz sert bir firma. Yani kötüleyemiyorsunuz firmayı. NBA 2K şöyle kötü, böyle kötü, şöyle kötü, böyle kötü, devamlı videolar çeken insanların uçak biletlerini yakmışlar. Kendi etkinliklerine önce davet etmişler, sonra bakmışlar. Çok bu bizi şey yapıyor, uçak biletini yakmışlar. İnsanlara oyun yollamamaya başlamışlar. İşte Game Changer diye biliyoruz biz de. Game Changer'ın önce FIFA daha konuda yumuşak. Kesinlikle çok fazla şey olmasına rağmen, negatiflik etrafında dönmüş olmasına rağmen bunu yapmıyor. Bu firma böyle şeyler yapıyor. Ama dediğim gibi rekabet olduğunda işler çok değişecek. Rekabet her zaman müşteriye yarar, her zaman bize yarayacak. Onu söylemem lazım. Bununla birlikte son şeyim şu. Bu FIFA'nın, EAFC'nin değişmesi, daha iyi gitmesini istiyorum ben. Neden istiyorum? Bakın aslında biz Türkler olarak bizim bayağı bir sıkıntımız var. Maddi olarak bayağı bir zor zamanlar geçiriyoruz. Özellikle hobiler açısından. 1800 lira para verip de 10 ay hobini yapabildiğin hiçbir şey yok neredeyse. Evet, parasız oyunlar var. Onlardan ayrı tutuyorum şu anda. Parasız olan oyunlarda da
bunu yapabiliyorsun. Ama para verdiğiniz oyunlar arasında bu kadar uzun oynadınız. Size bu kadar zaman ayırttıran başka çok fazla şey yok. Bunun çok iyi olması da çok kolay. Yani ben her zaman şunu düşünüyorum. Nasıl oluyor da bunu yapamıyorlar? Yani şunu nasıl bilmiyorlar? Arkadaşlar bazı oyuncular hayatı boyunca FIFA point almadı, almayacak. Bunu eskiden biliyorlardı, düşünüyorlardı. O zaman o oyuncuyu şöyle yapalım kardeşim. Bu adam Mbappe ile mi oynamak? Bu da diyelim ki 5000 maç yapsın. O adam buna razı. Yani FIFA point hiçbir zaman almayacak olan adam 5000 maça razı. Hazır, kendini hazırlayabilir. Şu anda mübalağa ediyorum. Yani genel birazcık şeyi anlatmak için. Yani FIFA point almayan adama grind yaparak üst düzey bir noktaya getirme işini tamamen yok etmeye çalışıyorlar. Halbuki buna gerek yok. O adam almayacak FIFA point. Oyunu bırakacak. Ama şu an umurunda mı? Değil. Ama eğer başka bir firma gelirse o zaman umurunda olur. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizler 2K FIFA olayına inanıyor musunuz? Sizin duyumlarınız var mı? Sizler eğer ki olursa daha iyi olacağını düşünüyor musunuz? 2K'nın bu oyundan, FIFA'dan, EAFC'den daha iyi olacağını mı? Ya da en azından EAFC'nin böyle bir kendini toparlamasına sahip sağlayacağını düşünüyor musunuz? Yorumlara yazın, görelim, hep birlikte tartışalım. Yayınlarda falan da yine konuşuruz arkadaşlar. Geldiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.